Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından tasarlanan jet motorlu eğitim uçağı Hürjet için çok önemli bir aşama geride kaldı. Kritik tasarım incelemesi, ki havacılıkta buna CDR olarak adlandırılıyor bu kritik tasarım incelemesi, tamamlandı. Bundan sonra uçağın üretimi başlayacak. İlk prototip motorları takılmış bir şekilde 2021, yani içinde bulunduğumuz yılda tamamlanacak. Hedef Aralık 2022'de gerçekleştirilecek ilk uçuş. Daha sonra da ikinci prototip 2023'ün Ocak veya Şubat ayında uçması hedefleniyor. Gelin bu videomuzda jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in özelliklerine bakalım. Neler hedefleniyor? Hangi görevleri Hürjet yerine getirecek? Seçilen motor ne? Bu gibi konuları birlikte inceleyelim. Askeri pilot adayları önce uçuş eğitimlerine pervaneli ve genellikle de piston motorlu uçaklarda başlıyorlar, temel eğitimi alıyorlar. Orta seviyede ise hafif jet motorlu veya turboprop motorlu yeni nesil, işte Hürkuş, T6, Super Tucano, Pilatus PC-21 gibi uçaklarda bu orta eğitimi tamamlıyorlar. Bundan sonra jet uçaklarına geçiyorlar. Bu jet uçakları yüksek performanslı, yüksek hızlara sahip, G çekebilen, yüksek G'ler çekebilen uçaklar. Burada da ileride görev yapacakları işte F-16'dır, F-35'tir veya Rusya'da da aynı şekilde Su-35'tir, Su-57'dir gibi çok yüksek performanslı uçaklar için kendilerini geliştiriyorlar. 3 aşamalı bu eğitim tamamlanınca pilot provesi almaya hak kazanıyorlar ve arkasından da görev yapacakları uçak tipine ayrılıp o uçakların eğitimlerini görmeye başlıyorlar. Türk Hava Kuvvetleri'ne uzun yıllardır jet eğitim aşaması T-38 uçaklarıyla veriliyor. 1978 yılında envantere girmiş bir uçak T-38. Geçtiğimiz yıllarda 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda bu uçakların ana merkezi T-38'lerimiz çok önemli bir modernizasyondan geçirdi. Türk Havacılık Uzay Sanayi, Hava İkmal Bakım Merkezi gibi iki uzman kuruluşun koordinesiyle uçakların kokpitleri, o eski o göstergeli yapı yerini glass kokpit, yani pilotların bütün uçuş verilerini ekranlardan takip edebilecekleri bir yapıya kavuştu. Aynı zamanda T-38'den de sanal silah atılabilecek temel harbe hazırlık eğitimlerini görebilecekleri bir yapıya ulaştırıldı. Ve böylelikle uzun yıllardır kullanılan F-5-2000 uçakları da emekli edilmiş oldu ve eğitim safhası T-38'e aktarılmış oldu. Bu hem eğitim verimliliği hem de ekonomik olması açısından da önemli bir faktör. Ama tabii ki T-38 uçakları da yavaş yavaş hizmet ömürlerinin sonuna geliyorlar ve yerlerini Hürjet'e bırakacaklar. Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından 2017'de başlatılan bir proje. Bu projelerle ilgili önce ön tasarım bitirildi. Arkasından kritik tasarım incelemesi, CDR deniliyor buna, gerçekleştirildi. Peki bu aşamaya kadar neler yapıldı? Uçağın boyutu yaklaşık 13 metre gövde uzunluğu. Bunun 1/10 ölçeklisi, yani 130 santim büyüklüğünde bir modeli yapıldı. Bu model rüzgar tüneli testlerine tabi tutuldu. Havacılıkta rüzgar testi, rüzgar tüneli testi çok önemli. Çünkü yüksek irtifada uçağın gövdesinin kanatlarının karşılaşacağı hava filelerine etkileri nelerdir? Bu modelde bakılıyor, görülüyor. Bunlar tamamlandıktan sonra üretime geçiliyor. Ama tabii ki tasarım bitmiyor. Ufak sistemlerin tasarımları veya birlikte çalışan onlarca, yüzlerce, binlerce sistem var. Onların arasındaki uyumsuzluk söz konusu olduğu zaman bunlar yeniden tasarlanıyor veya tasarıma müdahale ediliyor bunlarla ilgili. Ama uçağın ana görünüşü tamamlanmış şekilde. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri Hürjetleri öncelikli olarak T-38'lerin yerini alacak. İkinci önemli görev ise belirli bir süre eğitimde uçtuktan sonra bu uçaklar, işte pilotlar, bakım ekipleri uçağın operasyonuyla ilgili tecrübe kazanacaklar. İkinci aşamada ise bu uçaklar silahlandırılarak silahlı bir platform haline getirilecekler. Hürjet bugün kanat uçlarında birer istasyonu, kanat altlarında da ikişer istasyonu, bir de gövde altında istasyonuyla çeşitli bombalar, füzeler, ki bu geliştirilen mühimmatın önemli bir kısmı yerli mühimmat, taşıyabilecek kapasiteye sahip. İşte bir F-16'nın yanında bir tık küçüğü boyut olarak Hürjet ve F-16 filolarının da yardımcı olarak Hürjet kullanılmaya başlanacak.
Hürjet bu aşamayla birlikte bir silahlı platform haline getirilip Türk Hava Kuvvetleri'ne de önemli bir güç kazandıracak. Çünkü uçak 1.4 Mach yani ses hızının 1.4 katına çıkabiliyor. Diğer taraftan 8.5 G çekebiliyor. Eksi 3 G çekebiliyor. G limitleri de gayet iyi. Bu açıdan yüksek performanslı bir uçak hissini pilotlarına verecek. Hürjet'in bir önemli projesi ise malum Türk Yıldızları. Türk Yıldızları uzun yıllardır F-5 uçaklarıyla görev yapıyor. Ve şu an F-5'leri kullanan süpersonik uçağa sahip dünyadaki az sayıda akrotimden biri. İlerleyen dönemde Hürjetlerin Türk Yıldızları'nda da görev yapması hedefleniyor. İşte bugün bir bakıyorsunuz İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri kendi tasarladığı Hawk uçaklarını kullanıyor. Keza İtalyan Hava Kuvvetleri kendi eğitim uçaklarını kullanıyor Freccia Tricolori'de. Bu açıdan da Türkiye kendi tasarladığı uçağı kullanarak önemli bir yere sahip olmuş olacak ve böylece uçağın özellikleri de sadece Türkiye değil tüm dünyaya da gösterilmiş olacak. Uçağın motoru için Türkiye iki seçenek üzerine uzun zamandır pazarlıklarını sürdürüyordu. Hatta iki farklı hava alığı girişi tasarımı da yapılmıştı. Bunlarla ilgili olarak ortaya atılan motorlardan bir tanesi Eurojet'ti. Eurojet, Eurofighter konsorsiyumu tarafından üretiliyor. Eurofighter'da bu motorlardan iki tane var. Onun yerine tek motor Hürjet'e takılacaktı. Bunlarla ilgili iyi niyet anlaşmaları yapıldı ama uzun vadede bu uçağın bu motoru tek kullanımı ilk defa olacağı için daha fazla mühendislik çalışması gibi bir sürü problemler ön plana çıktı. Ve bu konuda TUSAŞ tabii ki Savunma Sanayi Başkanlığı'yla yaptığı koordinasyon sonucunda yolunu Amerikan General Electric yapımı F-404 serisine doğru çevirdi. F-404 serisi General Electric tarafından tasarlanmış ilk olarak F-18 uçaklarında hizmete girmiş bir motor. İşte bugün bir bakıyorsunuz tek motor olarak Amerika'da T-38'lerin yerini alacak Boeing ve Saab tarafından tasarlanmış T-7'de de kullanılıyor. Veya bakıyorsunuz Korelilerin T-50'lerinde geçmişte de F-20 uçaklarında kullanılmış bir motor. İtki gücü 17.000 libreye kadar çıkıyor. Kendini ispat etmiş bir motor. Bu açıdan Hürjet'te kullanılacak bir Amerikan motoru. Tabii bu konuyla ilgili daha önceden hazırladığımız haberlerde veya diğer konularda da okuyucularımız, izleyicilerimiz şu tepkiyi gösteriyor. İşte Türkiye'nin Amerika ile arası kötü, neden Amerikan motoru seçiliyor? Keza benzer durum Milli Muharip Uçak Projesi'nde prototipler için de geçerli. Prototiplerde F-16'larımızda da bulunan General Electric yapısı F-110 motorları kullanılacak. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin elinde şu kart var. Malum General Electric'in de %49'una sahip olduğu Eskişehir merkezli TUSAŞ Motor Sanayi var, TEİ. TEİ son yıllarda özgün motor sistemlerine doğru çok ciddi adımlar atmış durumda. Bu ortaklıkla birlikte işte uçağın bir eğitim uçağı olması, bu açıdan Türkiye kendini daha ispat etmiş bir motoru seçmesi bu konularda atılmış önemli bir adım olarak ifade ediliyor. Ama bir yandan da Türkiye malum şu an işte Pakistan'a T-129 Atak ihracatı Amerika'dan onay gelmemesi nedeniyle aksamış durumda. Yarın öbür gün bu uçak ihraç edileceği zaman Amerika nasıl bir yaklaşım içerisinde olur, izin verir mi vermez mi bu konularla ilgili de sıkıntılar yaşanacak gibi görülüyor. Ama öncelikli olarak Türkiye motoru kendi seçerek kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı daha doğrusu alınacak uçaklarla birlikte hedefliyor. Birçok açıdan Hürjet milli muharip uçak yolunda ilerleyen, tasarımı yolunda ilerleyen TUSAŞ için çok önemli bir ara adım olacak. Bu ara adımda birçok sistem önce Hürjet'te denenecek. Çünkü Hürjet Türkiye'nin tasarlayacağı ilk süpersonik savaş uçağı olma unvanını da koruyacak. Birçok sistem kendini belki Hürjet'te ispat ettikten sonra milli muharip uçağa doğru takılacak. Bu açıdan da belirttiğim F-16'lara destek olması açısından Hürjet, milli muharip uçağa giden yolda da önemli bir Türk Hava Kuvvetleri'ne destek vermiş olacak. Bu açıdan daha realistik hedeflere sahip Hürjet'in bu açıdan önemli bir başarı yakalaması bekleniyor. Dünyada bu konuda önemli adımlar var. Malum Amerika Boeing'in kazandığı bir T-7 ihalesi var. Boeing bu konuda Saab'la birlikte ortak çalışıyor. Diğer tarafta Korelilerin yaptığı T-50 uçağı var ki Koreliler bu uçağı ihraç etme başarısı da gösterdiler. Hatta Amerika'daki ihaleye bile katılmışlardı. Diğer tarafta İtalyanlar
uzun yıllardır jet motorlu eğitim uçağı konusunda çalışmalar yapıyorlar ve bu tasarımlarını sürekli geliştiriyorlar ve bu konuda da İtalyanlar işte İsrail olsun, Polonya olsun farklı farklı ülkelere sattılar. Türkiye'de bu açıdan yeni nesil bir tasarımla Hürjet'te bu pazara girmeyi hedefliyor. Videomuzda size Hürjet projesiyle ilgili gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bize sorularınızı yorum olarak veya info@tolgozbek.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımızı lütfen abone olun ve kanalımızla ilgili gelişmeleri takip etmek için bildirimlerinizi açın. Hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarla sizlerdeyiz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.